Merhaba 90 Artı'ya hoş geldiniz. Belki de Türk futbol tarihinin en büyük zaferlerinden biriyle karşınızdayız. A milli futbol takımı Euro 2020 elemelerinde dünya şampiyonu Fransa'yı 2-0 mağlup etti. 2-0 mağlup ederken ortaya kusursuza yakın bir futbol koydu. Şu anda Konya'da gerçekten çok büyük bir coşku ve sevinç var. Haklı bir coşku, haklı bir gurur, haklı bir sevinç. A milli futbol takımı Euro 2020 elemelerinde 3'te 3 yaptı. Puanını 9'a yükseltti ve şu anda dünya şampiyonu Fransa'yı 2-0 mağlup ederek grupta Fransa'yı da geride bırakmış oldu. Murat Kosova ve Yusuf Kenan Çalık'la bu tarihi zaferi yorumlayacağız. Birazdan Rıdvan Dilmen telefon attığımızda olacak. Hatta şu anda hazırmış. Hemen vakit kaybetmeden Rıdvan Hoca'ya gidelim. Hocam olağanüstü bir futbol, olağanüstü bir zafer. Neredeyse hiç pozisyon vermedi A milli takım Fransa'ya. Nasıl başardı bunu milliler? Ne dersiniz? Şifresi ne, sırrı ne? Öncelikle Nebil, Murat'cığım, Yusuf merhabalar. Merhaba. Bizlere de sevgiler, saygılar. Mutluluk verici bir oyun, skor. Tamam. Aslında şifreler çok daha önce atılmıştı. Şimdi bu olağanüstü bir skor olarak görmemek lazım. İyi bir skor, çok iyi bir skor. Son dünya şampiyonunu yeniyorsunuz. Şimdi aslında güncel yaşamamak lazım. Öncelikle Şenol hocamızı başta olmak üzere tebrik ederiz. Bütün oyunculara da kutlarız. Teknik olarak da yorumlayacağız. Şimdi aslında dünden itibaren, uzun süredir maçın heyecanı var ama dünden itibaren yakın izlemeye çalışıyorum. Bir, Fransız gazetecinin Tanrı sol beke yardımcı olsun Mbappe'ye karşı gibi cümleleri. Oyunun son bölümünde yanlış görmediysem Koeman'ın oyuna giren aldatma yönelik harekette bir VAR hareketi yaptı. Yanlış görmediysem televizyonda. VAR'ı burası Şampiyonlar Ligi'nde var ama burada yok. Yani Fransızların bizi hafife aldığını gördük. Oysa ki Şenol Hoca dünkü basın toplantısında ve birkaç gündür şunu söylüyor. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Şimdi bu kazanma yönünde bir tane de şöyle bir cümlesi vardı katılmadığım. Rakibimiz İzlanda. Evet doğru. Baktığımız zaman Fransa bu grubun favorisi. İkincilik mücadelesi olacak gözüküyor ama şimdi topu topu kaldı. Bizim 7 tane maçımız. Ve biz 9 puanımız cebimizde. Belki de Avrupa ve Dünya Kupası elemelerinde biz tarihimizde 3 maç 9 puan yaptığını hatırlamıyorum. Bilmiyorum ben de. Olabilir. Şimdi 2 Andorra maçlarını falan koyduğumuz zaman biz Avrupa Şampiyonası'na daha 4'te 1'i oynanmış iken biz gideceğimizi düşünüyorum. Neden? Bu sadece 9 puan sadece bugün çocukların oynadığı muazzam futboldan, muazzam mücadeleden dolayı da söylemiyorum. Bir kere bizim Burak Yılmaz'ın 2022'yi bilemem. Ama bu kadroda bugün yedeklerle birlikte geniş havuzumuzda bırakın 2020'yi, bırakın 2022'yi, 2024'e kadar yani 2024 Avrupa Şampiyonası'nın elemelerinde oynayacak oyuncularımız var çoğunlukta. Oyuna giren Ozan da Abdülkadir de dahil olmak üzere. Ve çift hanelere gelmemiş milli takım oyuncularımız var. Örneğin 30 yaşlara gelmesinden hemen Mert. Mert'i kim tercih etti? Kalecilikten gelme Şenol Güneş tercih etti. Şimdi orta sahamıza baktığımız zaman oyunun iki yönünü oynayabilen çok kolaydır bu cümleyi kullanmak. Evet Mahmut Başakşehir'de oyun iki yönünü oynamaya başlamıştı. İrfan Can savunmasını geliştirip iki yönünü geliştirmişti. Dorukhan görünmeyen kahramanlardan ikinci golde ceza sahasında 83 dakikalarda ceza sahasında. Şimdi bir tarafta da kesinlikle konsantre olmayan buna karşılık sakatlanan Kaan oyun değişikliği hakkı bitmiş olmasına rağmen kalkıp da savunmasına yardımcı olurken teknik direktörün aman Burak yardımcı ol Kaan sakatlandı bütünlüğü ve geleceğe çok açık olan bir takımdan bahsediyoruz. Bunun burada da teşekkür hak eden çok kişi var. Bir, altyapılardaki hocalarımız. Avrupa'da yetişen çocuklara da bulmuşlar. Bugün ligimizde oynayan 6 tane de oyuncumuz vardı. İki, Lucescu. Lucescu gerçeğini lütfen altını çizelim. Biz teknik olarak turnuvada Lucescu döneminde hocayı eleştirdik. Oyun anlamında zaman zaman eleştirdik. Ama sevilen bir milli takım gelmişti. Bakın sevilen, kızılmayan.
Fakat Şenol Güneş'le sevilen, aynı zamanda beğenilen bir milli takıma döndü. Bence bu çok önemli olarak görüyorum bunu ben. Hem sevileceksiniz, kaybediyor ama bu çocuklardan bir şey olur. Dün gibi hatırlıyorum Murat Kosova'yla da sizlerle de yaptığımız yorumlarda dedik ki ya bu çocuklar bir şeyler yapacaklar. Ben sadece Fransa ile kalacağını düşünmüyorum. Biraz önce Oğuz Çetin Hoca da İzlanda'daki maçı izlemiş. Eski İzlanda değil dedi. Bakın o kadar kolektif bir çalışma var ki şu anda. Mesela Yıldırım Bey'in döneminde, Yıldırım Bey'e gitmeden önce Şenol Hoca ile anlaştı biliyorsunuz. Beşiktaş'ta bunu anlayış gösterdi. Şimdi Şenol Hoca ile anlaşmanın ne kadar doğru olduğunu Yıldırım Bey'in emini de var. Yönetim olarak kararlı ayrılmışlardı biliyorsunuz. Ki burada Şenol Hoca'nın oyunculara verdiği, ben açıkçası bir oyuncu olarak veya bir antrenör olarak çalışmadım hocamızla ama 2003-2002 Dünya Kupası'nda çalışan oyunculara baktığımız zaman oyuncuların bir rahatlığı ve bunu kazandıran bir teknik adam Beşiktaş'ta da, Trabzonspor'da da bunu gördük açıkçası. O kenardaki heyecanı oyuncuya yansıtırken sakinliğini de getirebiliyor. Bunlar bir teknik direktörün avantajları. Yani Lucescu'nun güvenerek geleceğe yatırımından faydalandık biz açık söyleyeyim. Kendisine de teşekkür ederim. Eleştirmemize rağmen zaman zaman. Bunun dışında 7-8 tane pozisyonumuz, ikisi gol olmak üzere net pozisyonlarımız var. Fransa'nın yarım Griezmann'lı bir pozisyonu var. Hatırladığım benim. Onun dışında yani doğru bölgelerde doğru savunma yapıp doğru hücum preslerle pozisyonlar bulduğumuz arzulu coşkulu koşu mesafelerini üst düzeye çektiğimiz. Fakat şu da var. Şenol Güneş geldikten sonra biz iki hazırlık, iki tane resmi müsabaka yaptık. Ne olursa olsun, rakip ne kadar zayıf olursa olsun, bu maçtan önce biz 10 gol atıp 1 gol o da uzatmalarda Yunanistan'dan yedik. Özbekistan 2-0, Yunanistan 2-1, Moldova 4-0, Arnavutluk deplasmanı 2-0. Bakın gol yemiyoruz, pozisyon vermiyoruz, korner bile hemen hemen vermiyoruz. Bugün iki atarak son 5 müsabakasında 3'ü resmi 12 golü atıp 1 gol yiyen uzatmalarda ve pozisyona vermeyen yedeğiyle de önemli oyuncu. Örneğin bir oyuncudan bahsedeceğim. Golleriyle biz iyi oyuncu, kötü oyuncu diye nitelendirdiğimiz Burak Yılmaz. Bana göre 3 gol atmış kadar daha iyi oynadı. Hep Burak'ın attığı golü konuşuyoruz ama bugün inanılmaz. Hem Varan'ı hem Unti'yi yerle bir etti. Bu yüzden kalecisinden oyuna giren oyuncusuna kadar da gurur duyacağımız maç oldu. Benim en çok mutlu eden bu takımın %95'ini biz 2024 elemelerinde de göreceğiz. Bunun temeli de baştan itibaren atılmıştı. Meyveleri de yavaş yavaş gelecek. Şenol hocamıza ve bütün oyuncuları da ayrı ayrı kutluyorum. Sevilen milli takımdı, beğenilen milli takıma doğru evrildi ve güzel evrim oldu. Hocam biraz daha geniş ve genel çerçeveden bir özet yaptınız. Ben şunu merak ediyorum açıkçası bir de bu maç özelinde. Yani Türkiye'nin dünya şampiyonu Fransa'ya karşı 2-0 galip gelmesini bir kenara koyarsak oyun olarak da çok üstündü. Siz az önce söylediniz. Hiç pozisyon vermedi ve pek çok gol pozisyonuna girdi. Çok daha farklı bir galibiyet bile çıkabilirdi buradan. 90 dakikanın analizini nasıl yaparsınız? Bu farklılığı nasıl yarattık onu merak ediyoruz. Şimdi oyun... Aslında topa sahip olma oranı muhtemelen %8-10 fazladır. Ben görmedim istatistikleri Fransa'nın. Ama ceza sahasının 10 metre dışında minimum savunmamız bizim daha da ileri çıktılar. Yani biz dar alana oyun yıktık Şenol Hoca'yla. Ciro gibi bir oyuncu Merih'in Ciro gibi oyuncu ile oynaması büyük avantajdı. Griezmann direkt santrafor oynasa belki zorlanabilirdik. O tip oyuncuları tutmak, çünkü savunmamıza bakacak olursak sağ bekimiz Zeki, sağ stoperimiz Kaan, sol stoperimiz Meri, sol bekimiz Hasan Ali. Ortak özellikleri çok hamleli oyuncular bunlar. Bakın. Ve enteresan, dünya şampiyonuna karşı oynarken taktik faul Mahmut'un dışında itirazdan Meri sarı kart gördü. Bütün maç boyunca. Bu çok önemli. Bir tek Mahmut oyunun ilk yarısında taktik faul yaptı, sarı kart gördü. 2-0 kazanıyorsunuz. Pozisyon vermiyorsunuz. Birçok pozisyon. Bu tamamen 40-50 metre içerisinde maksimum oyunu dar alana yıkmak, hamleli oyuncular oynatmak, iki yönlü orta saha oyuncular. Oyuna giren Ozan da iki yönlü oyuncu. Ön libero oynar, sol içi oynar, sağ içi oynar. Bakın hoca İrfan Can'ı çıkardı. Kimi soktu? Ozan'ı soktu. Klasik sadece savunma yapan ön liberolardan, klasik
sadece forvet arkası oynayan, defansı olmayan orta saha oyuncularından vazgeçmiş Şenol Güneş. Bu çok önemli bir konu. Günümüz futboluna uygun. Zaten Fransa'yı şok eden oldu. Hamleli savunma, 3 tane ayağı iyi, aynı zamanda devamlılığı iyi olan fizik kapasitesi olan oyuncular. Bir de bireysel olarak daha henüz hazır olmamasına rağmen tabii ki Cengiz gibi bir yetenek. Tabii ki Ümit takımından gelen Kenan kardeşimiz ki geçen sene Kasımpaşa Stadı'nda çok bayılarak izlemiştim. Bir de bunlara tam bir lider gibi oynayan, bence kariyerin en iyi toplarından birini oynayan Burak Yılmaz eklenince tabii ki Şenol Güneş. Türkiye'de çok yetenekli kaleciler var çok şükür. Ama daha 9. maçıya galiba Mert'in. Onun o sakinliğini, hani damdan düşen derler ya, hepsi yetenekli çocuklar. Mert, arkadan kimler gelmiyor? Gökhan var, Uğurcan var. Bu havuzu yaratan, altyapıdaki Tolunay Kafkas'la dahil olmak üzere, Vedat İnçepe'de dahil olmak üzere, Şenol'undan Turan Hoca'sına kadar, tabii bunlarla koordinasyonumuz olacak. Bakın kulübede kim vardı Şenol Hoca'nın yanında? Tayfur Avuççu vardı. Kimden geldi? Lüşesku'nun antrenörü. Hiçbir kompleks yapmamış Şenol Güneş. Bakın resmi maçına çıkarken de hazırlık maçında gördüğüm kadarıyla Tayfur Hoca'ydı değil mi arkadaşlar? Evet. Kulübede. Yani bunlar önemli detaylar. Bir tarafta Oğuz Çetin İzlanda'ya gitmiş. Kendi ekibinde yok Oğuz Hoca. Altyapılarda Tolun Hoca ile birlikte çalışıyorlar. Bakın bunlar birlikteliğin getirdiği. Bak Lüçeski gençleştirir takımı yok kardeşim ben tekrar bulayım dememiş Şenol Güneş. Tabii kendine has çalışmadığım sadece gördüğüm izlediğim Şenol Güneş'in oyuncuların üzerinde pozitif bir enerjisi var oyun anlamında. Bu da bu skor şu anlamda önemli. Belki dünya sürpriz olur. İnanın benim için sürpriz değil. Emin olun değil. Başarı gerçekten 10 sene sonunda konuşacağız. Ama bizim milli takımımız çok alternatifleriyle daha iyi olacak. Şimdi skora göre de emin olun konuşmuyorum. Fransa, bence Fransa için iyi oldu skor. Bir dakika dedi ya, bir dakika. Ben dünyada City, Liverpool ve Barcelona dışında oyunu hükmedip skora çevirebilecek, gülü oynaya kazanacak maçlara falan ben inanmıyorum. Bu Fransa için de geçerli son dünya şampiyonası. City ve Liverpool biraz da Messi oynarsa Barcelona, özellikle City ile Liverpool oyun ve skor üstünlüğü alan iki tane futbol takımı. Milli takımlar düzeyinde bizim milli takımımızı mesela son maç Fatih Hoca döneminde gelelim, Lucescu döneminde gelelim. Ya bizi güle oynaya yenemiyorlardı aslında. 2-0'dan 3-2'ye getiriyoruz ama önemli olan bence bundan sonra şu. Hani diyoruz ya biz bitti demeden bitmez. Futbolda böyle bir şey yok. Bir kere olur, iki kere olur. Ama ben bu takımda son 5 maçta uzatmalar dediği gol dışında fazla pozisyon vermeyen takımın hani bu anlamsız sözün dışına çıkacağını, artık istikrarlı Türkiye'ye karşı kazanmanın zor olduğu ve güvenimizin de anlamsız şekilde bizim böyle bir Türkiye'de bir şey var. Yani zayıfız. Değil bu çocuklar. Tekrar söylüyorum, Lüçescu'yu da tekrar tebrik ediyorum. Oynayabilirliğini gördüler. Tabii Avrupa'da oynamalarında mesela Neymar'a karşı oynuyor şeydeki. Neri Ronaldo'ya karşı oynadı bu sene. Yani bu tip oyuncuların da Avrupa'da işte Bundesliga'da oynayan oyuncular var. Bundesliga'da kime karşı oynuyor? Çok önemli orta saha oyuncularına karşı oynuyorlar. Bunları hep üzerine koyarak bir de Burak gibi de bir oyun içi lideri görünce ki oyun içi lideriydi bugün. 2 tane de gol yapardı ayrı konu. O yüzden ben Avrupa Şampiyonası'na gideceğimizi çok büyük ihtimalle inşallah diyorum ama beni en çok mutlu eden 2024'e kadar benim gözüm arkada değil ve gönlüm de açık. Rıdvan Hocam çok teşekkürler. Yorumlarınız için, katkılarınız için. Sevgiler. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Yayınlar size de sağ olun. Ya hakikaten yani neresinden bakarsak bakalım tarihi bir zafer. Ya, dünya şampiyonu apoletlik yani bu 5 sene 10 sene öncesine ait değil yani. Geçen sene hatta bu zaman, bir yıl bu zamanlar bile bir yıl bile olmadı yani Dünya Kupası kaldırılı bir yıl bile geçmedi ve onun yanında şimdi bazen sürpriz dünya şampiyonları çıkabiliyor, çok tatminkar kadroları olmayabiliyor veyahut da o dünya şampiyonasından sonra çok büyük bir yenilenmeye girebiliyor o takımlar. Tam tersi bu hala Fransa milli takımı en az
2-3 turnuvayı daha 1-2 değişiklikle götürecek bir kadroya sahip. Yani ne diyorsunuz? Nasıl açıklıyorsunuz bu skoru ve oyunu? Yapayım. Aslında Fransa'nın dünya şampiyonu Apoletti'nin yanı sıra şu kadro belki de en pahalı milli takım. Yani Arjantin'den, evet, Brezilya'dan, İngiltere'den pahalı bir milli takım. Yani evet, salt bonservislerden gidersek. Ya bir Messi veya Ronaldo'su yok bu takımın yani. Yani aslında her şeyi var. Bir tek o'su yok bana sorarsan. O da Mbappe olarak hani. O da o seviyeye oluşacak oyuncu olarak. Evet, o sınıfa çıkabilecek oyuncu olarak. Bonservis olarak çıktı zaten de. Geçti hatta yani, evet, konuşulan rakamlar. Bir de işin o tarafı var. Senin de dediğin gibi yani daha önce de konuştuk. 98 Dünya Kupası elemelerine Bursa'da Almanya'yı yenmiştik. Almanya Avrupa şampiyonu Apoletti ile gelmişti, evet, oraya. 96 Avrupa şampiyonu. Ama yine de futbol seviyesi olarak burada değildi. Düşüşteydi. Çünkü olsun. Yani Apoletti olarak. Tabii yok, katılıyorum. Hayır, yanına yaklaşabilecek. Hollanda çok iyiyken yendik yine Bursa'da. Mustafa Hoca yönetimindeydi galiba. O da bir Avrupa şampiyonu. 2000 elemeleriydi. Hemen Almanya'dan bir sene ya da iki sene sonra. Arda arda gelmişti o maçlar. Hatta Türk futbolu için büyük bir gelişmeydi. Sonrasında zaten 2000'deki çeyrek final, 2002'deki dünya üçüncülüğü geldi yani. O, tabii, takımın o galibiyetlerinin boşuna olmadığını. Bazı mesajlar içeriyordu o galiba. Şimdi ben onu neden söyledim? Hocanın şu söylediği beni o hani 2024'e kadar acaba oralara giderken böyle başarılara, çeyrek finaller, yarı finaller, hatta neden olmasın finaller görecek miyiz bu takımla diye ümitlendirdi. Yani şimdi tabii hoca övgülerin yanında biraz temkinli de çok da doğru. Çünkü bu takım şimdi şöyle iki haftadır Skomina ve 2-0'ların keyfini yaşıyoruz bu arada. Yani ben en azından kendim öyle 2-0'lar ve Skomina'lar. Kırmızı beyaz ve Skomina. Evet, Skomina, kırmızı beyaz, 2-0, 2 tane 2-0. Evet. Güzel oldu yani yaza girerken ama şunu unutmamak lazım. İşte bu takımındaki birçok oyuncu UEFA Avrupa Ligi finali, Şampiyonlar Ligi finali, zorlu lig finalleri, sonuna kadar giden kupa finalleri oynamış. Yıpranmış ve buraya gelirken takım. Evet, çok yıpranmıştı. Yani benim en büyük ümidim buydu. Ama bu bizim çocukların konsantrasyonunu, yani şu takıma pozisyon vermemek, hani kazanmaktan ziyade oyunun her dakikasında bu takımı yener diye düşündük. Yani dünya şampiyonunun hocanın dediği gibi yarım pozisyonu var yani. O bile yok aslında. Çok rahat aldı. Mi? Az önce şimdi Kerem kulağıma söyledi. Kerem Açıkbaş. Opta geçmiş. Fransa milli takımının son 10 yılda isabetli şut atamadığı ilk maç olmuş. En son 10 yıl önce bir maç olmuş böyle. Ya bu takımı... Yani en son 10 yıl önce bizi penaltıyla 1-0 yenmişlerdi. Olmadı. Yok. Benzeme atmış. Proje takımı. Yani şimdi 2013 U20 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa milli takımından 6 oyuncu var. Yani bizim gibi getirmiyorlar, bizim gibi eğitmiyorlar. Farklı bir yöntem, farklı bir projeleri var ve her zaman da söylüyorum. Yani biz illa Fransa gibi, İngiltere gibi olmak zorunda değiliz. Biz kendi yöntemimizi de yapabiliriz. Elbette. Mesela Merih Demiral çok planlanan proje olarak gelen bir oyuncu değil. Merih Portekiz'e gitmese, oradan devamında Alanya'da iyi bir performans sergilemese Merih'i belki bugün milli takımın ilk 11'inde görmeyecektik. Dorukhan mesela çok proje bir oyuncu değil. Beşiktaş'ta sürpriz ama bir çıkış yakalamışsa. Ama tabii şeyi unutma, Sassuolo ona çok, ben mesela Cenova maçı mıydı? Parçaladı o iki gol attığı maç. Yani İtalya deneyimi de bir savunmacı için, hayır, olabilecek en iyi deneyim herhalde. Evet, tartışmıyorum. Zaten değil mi? Bu seviyede bence artık yani daha da üst seviye takımları görebilecek bir oyuncu ve Juventus'ta da gitmesi zaten söz konusu. Evet. Ama bizim oyuncu getirme tarzımız farklı. Şimdi Fransa milli takımından bahsettik. Her jenerasyon, her sene doğan oyuncu havuzundan 3-4 oyuncuyu buraya monte edebiliyorlar. Yani milli takıma bakarsak. Bizim U20'den getirdiğimiz Hakan Çalhanoğlu var sadece. O da oynayamadı, öyle bakalım. Ve bence bu projenin üstüne de koyarak gidebiliriz. Rıdvan Hoca o konuda çok haklı. 2024-2026 heyecanlandırıyor açıkçası. Bir kısa ara vermemiz lazım. Aradan sonra devam edeceğiz. Birazdan Didier Döşan'ın basın toplantısı başlayacak. Merak ediyoruz açıkçası nasıl izah edecek bugünkü karşılaşmayı. Onun penceresinden neler yaşandı acaba? Bir ara verelim. Karşınızdayız. (Gülüyor)
Konya'dan röportajlar, sıcağı sıcağına açıklamalar da var. Federasyon Başkanı, çiçeği burnunda Federasyon Başkanı Nihat Özdemir ve Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları var. Hemen ekrana getirelim. Teşekkür ediyoruz öncelikle. Çok mutluyuz. Gerçekten milli takımımız kimsenin şans tanımadığı bir günde Fransa'yı yenerek, dünya şampiyonu yenerek, 1 milyar euroluk takımı yenerek çok büyük bir başarıya imza attı. Başta oyuncularımızı, hocamızı ve tek yürek olan 82 milyon halkımızı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Konya'nın muhteşem seyircisine teşekkür ediyoruz. İnşallah sırada İzlanda var. Hep birlikte yine tek yürek olarak İzlanda'yı da yeneceğiz inşallah. Sporda başarılarla çok daha güzel günler hep birlikte yürüyeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Tarihimizde Fransa'yı ilk kez yendik. 1955'teki bir beraberliğimiz vardı. Bu açıdan da nasıl değerlendirirsiniz? Az önce de söyledim. 1 milyar euroyu aşkın bir Fransa'nın gücü var, bütçesi var finansal anlamda. Ama sırtınızda ay yıldız, göğsünüzde inanç olduktan sonra demek ki yapabiliyoruz. İnşallah başarılara hep birlikte her branşta yürümeye devam edeceğiz. Sanırım soyunma odasındaydınız. Oradan evet, bize taşıyacağız. Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın basın toplantısı başladı. Bu röportajları birazdan ekrana getireceğiz. Hemen izleyelim, dinleyelim bakalım Didier Deschamps neler söylüyor. Maç mais évidemment que nous de notre côté il y a eu beaucoup trop d'insuffisance dans l'agressivité, dans la justesse technique au-delà de la qualité de cette équipe turque qui nous a mis en difficulté, on a offert aussi des on leur a offert des opportunités nous-mêmes donc voilà, c'est un hommage de notre part et un très bon match de la Turquie, bravo à eux, c'est ça le haut niveau, quel que soit l'équipe à partir du moment où on met pas tout ce qu'il faut dans les ingrédients, eh bien, on l'a vu ce soir, on est puni donc la route est encore longue, c'est jamais simple une phase de qualification mais ce soir on pouvait pas espérer autre chose par rapport à ce qu'on a fait et face à un adversaire qui était dans de très bonnes dispositions. Didier Deschamps'a soru şu şekilde: bu mağlubiyeti, bu yetersiz performansı nasıl açıklayabilirsiniz? Cevap şöyle: öncelikle şuradan başlayalım. Türkiye gerçekten bu akşam ortaya koyduğu performansla 3 puanı tamamen hak etti. Biz oldukça yetersiz bir performans ortaya koyduk. Agresif değildik. Teknik anlamda çok yetersizdik. Türkiye ciddi bir kalite ortaya koyarak bu maçı kazandı. Ve Türkiye'yi sonuna kadar tebrik ediyorum. Bizim tarafımızdan baktığımızda da negatif birçok şey var. Bu akşam şunu çok net bir şekilde gördük. Karşınızdaki rakip kim olursa olsun, bugünün futbolunda her şeyinizi vermezseniz bu tip sonuçlar kaçınılmaz oluyor. Bu analizi yaptığımda tabii ki de eleme grubunda hala uzun bir yol var. Bu oyunla başka türlü bir sonuç beklemek mümkün değildi. Bizim için bir hayal kırıklığı oldu ve bu sayfayı burada bu akşam kapattık. Bonsoir Didier. Jean-François Pérez, Europe 1. Quelle est la part de la lassitude physique et mentale dans cette défaite? Et puis, deuxième question qui va un peu avec, quelle est la part aussi du public? Parce que c'était quand même une ambiance incroyable ce soir. Si je commence à vous parler de ça, ça va s'apparenter à des excuses. Donc, le public, il est là, on savait qu'il y avait cette ambiance, ils ne sont pas sur le terrain non plus. Évidemment, ça a galvanisé cette... et soutenu tout au long du match cette équipe de Turquie. Mais c'est plus nous. Malheureusement, c'est une période toujours compliquée pour nous. Les années impaires, je ne peux pas dire depuis que je suis sélectionneur que ça se passe comme je voudrais. On avait fait en sorte de préparer ce match-là pour que ça se passe mieux. Mais après, on est en fin de saison, comme tout le monde, mais... Évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à ce qui s'est passé l'été dernier, la préparation, tout ça, on le sait, quoi. Donc, mais évidemment que ça ne répondait pas, ni de notre côté, au niveau de la tête et des jambes, ce soir. Soru şu şekilde: fiziksel ve mental anlamda ne tip bir açıklama getirilebilir? Ya da
taraftarla buradaki atmosferle açıklayabilir misiniz? Çünkü inanılmaz bir atmosfer yarattılar. Didier Deschamps'ın cevabı şu şekilde: bu konulara girmenin hiç gereği yok çünkü ben size böyle onlarca bahane sıralayabilirim. Taraftarın böyle olacağını, atmosferin böyle olacağını biz maçtan önce de biliyorduk. Kaldı ki sahaya çıkıp oynayanlar taraftarlar değil, oyuncular. Tüm maç boyunca takımlarını desteklediler ve kendi adlarına çok iyi bir atmosfer yarattılar. Bu maç periyodu zor bir maç periyodu. Bunu söyleyebilirim. Teknik direktör olarak istediğiniz gibi bir hazırlık süreci yaratamıyorsunuz. Sezon sonu ve herkes belirli zorluklar yaşıyor. Burada ayrıntılara girmeyeceğim ama söylediğim gibi bunların hiçbiri bizim için bir bahane teşkil edemez. Türkçe olarak soracağım soruyu. Dünya Kupası'nda Hırvatistan'a 4 gol attılar. Arjantin'e 4 gol attılar. Ulusal Lig'de Hollanda ve Almanya'ya karşı içeride galip geldiler ama bugün Türkiye'ye karşı gol atamadı Fransa. Bunun nedeni Türkiye'nin iyi savunma yapması mıydı yoksa Fransa bugün istediklerini sahada yapamadı mı? Dans la Coupe du Monde, vous avez mis 4 buts contre les pays comme Croatie, comme Argentin, et vous avez battu les pays comme Pays-Bas et Allemagne, mais ce soir, vous n'êtes pas arrivé à marquer des buts contre la Turquie. C'est pour que la Turquie, ils ont bien défendu. Ou la France, vous avez eu des problèmes sur le plan offensif? Les deux, après chaque match, a sa vérité. Aujourd'hui, l'équipe de Turquie a tout bien fait. Elle a bien défendu. Certainement que nous, on n'a pas bien attaqué aussi. On ne peut pas dire qu'on est bien défendu, nous non plus. Mais on a eu peu d'occasions. Après, le score, évidemment, en étant favorable à cette équipe de Turquie, elle est plus à l'aise, évidemment, en attaque rapide sur des contres, et elle l'a été, mais c'est la vérité du match. C'est vrai que c'est très très rare que l'équipe de France ne marque pas de but, mais ce soir c'était difficile, parce qu'on a pratiquement pas d'occasion, si ce n'est, bon, je pense qu'il y avait pénalty en fin de match sur Kingsley Coman. Mais autrement, on a eu très très peu d'occasions. On n'a pas suffisamment mis en difficulté cette équipe de Turquie. Mais parce qu'aussi, elle a su bien défendre. Her maçın kendi gerçekleri vardır, kendi senaryosu vardır kendi içerisinde. Şunu söyleyebilirim, Türkiye gerçekten birçok şeyi, neredeyse her şeyi çok doğru bir şekilde yaptı. Biz iyi hücum ettik mi? Bence etmedik. İyi savunma yaptık mı? Çok tartışılır. Türkiye zaten skor avantajını aldıktan sonra çok çabuk bir şekilde hücuma, kontraya çıkmaya başladı. Ve bu da onların oyuncularının motivasyonunu çok belirgin bir şekilde arttırdı. Şu söylediğinize katılıyorum. Fransa'nın bir maçı gol atmadan tamamlaması gerçekten çok nadiren rastlanan bir durumdur. Ama bu akşamki oyunu analiz ettiğimde yarattığımız pozisyon fırsat sayısı çok yetersiz. Maçın son periyodunda Coman'ın bir tartışmalı penaltı pozisyonu var. Onun haricinde çok ciddi fırsatlar yaratamadık. Biz iyi hücum edemedik ve Türkiye'de gerçekten iyi bir savunma yaptı. Bonsoir Didier, Bill Gezi à l'équipe. Comment analysez-vous les difficultés vécues au milieu de terrain, tant au niveau de l'impact que dans l'utilisation du ballon? C'est pas spécifique au milieu. Je pense pas qu'on a été mieux derrière ou devant. C'est le collectif. C'est un hommage de notre part. Évidemment, l'équipe de Turquie a mis beaucoup d'agressivité, on le savait, on n'était pas dans le rythme. On a mis beaucoup de temps lorsqu'on devait maîtriser le ballon. Il y avait des rebonds, donc on a mis de la lenteur dans la transmission. Mais ça a commencé déjà de derrière, donc je ne vais pas pointer du bois plus un secteur que l'autre. J'ai fait deux changements à la mi-temps, j'aurais pu en faire d'autres sur d'autres joueurs. Voilà, c'est... Et les difficultés ponctuelles d'un joueur dans une zone, mais moi je pense, préfère analyser ça au départ sur l'expression collective qui est insuffisante ce soir. Özellikle orta sahada yaşadığınız zorluklar çok belirleyici oldu mu bu mağlubiyette? Didier Deschamps'ın cevabı şu şekilde: belirli bir oyuncu ya da belirli bir pozisyon üzerinden bu analizi yapmak çok sağlıklı değil.
iyi savunma yapamadık, iyi hücum edemedik. Türkiye çok agresif oynadı. Bunu zaten maçtan önce de biliyorduk. Türkiye'nin ortaya koyduğu o yüksek tempoya, o yüksek dinamizme biz karşılık veremedik. Özellikle geçiş oyununda çok yavaş kaldık. Belirli bir bölüme bu işi yıkmak, havale etmek hiç doğru olmaz. Devre arasında iki oyuncu değişikliği yaptık. Orada da beklediğimizi bulamadık. Burada bir oyuncu üzerinden ya da belirli pozisyonlar üzerinden değil de oyunun tamamı üzerinden bir değerlendirme yapmak daha doğru olur. Evet, Didier Deschamps'ın basın toplantısı bittikten sonra Şenol Güneş de aynı o masaya oturacak ve tarihi zaferin detaylarını elbette bizlerle paylaşacak. Biz de NTV ekranlarında canlı yayında ekrana getireceğiz Şenol Güneş'in basın toplantısını. Şimdi Didier Deschamps'ın bazı cümlelerinden yola çıkacak olursak özellikle son bölüm, yani belki de hepimizin aklındaki en önemli soru işareti şuydu değil mi? Kante sakatlandıktan sonra da çok fazla değişen bir şey yok aslında. Fransa milli takımının orta sahası çok dinamik, atletik ve bir o kadar da topu iyi kullanan oyunculardan kurulu. Hepimizin gözünü korkutan, ya biz bu Fransa'ya karşı hem savunmada hem hücumda ne yapacağız acaba dedirten nokta buydu. Ama orada bitirdik yani. İkinci bölgede Fransa'yı bitirdik resmen yani. Hiçbir şey, ne hücumda bir şey yapabilirler ne de savunmaya dese, tam tersi, hatta savunmada çıkarken pek çok hataya da zorladık. Neye bağlıyorsunuz bunu? Ya Kante'nin olmaması Dünya Kupası'nda da çok tartışıldı. Şimdi bu takım dünya şampiyonu oldu evet, ama zamanında yayın yaparken defalarca da eleştirilen bir dünya takımıydı. Çünkü Dünya Kupası şampiyonuydu. Takım dengesi olarak istediği dengeyi orta sahada veya hücum hattında henüz bulabilmiş değildi Deschamps. Biraz takımın oyun kalitesinde düşük olduğu çok eleştirildi. Yani 4 gol attı Arjantin'e, Hırvatistan'a, ama bu çok yüksek oyun kalitesiyle de olmadı. Onu da hep daha fazlasının olduğu düşünüldü evet. Fransa hakkında. Ve Didier Deschamps'ın aslında güzel futbolu, iyi futboldan ziyade çok sonuç odaklı düşünmesi gündeme geldi. Ya iki tane orta saha kurgusu denedi. Bunların bir tanesinde iki tane merkez orta saha oyuncusu vardı. Birinde bir defansif orta saha oyuncusu, 2-8 numara vardı. Aslında en iyi işe yarayan da 1-6 numara, 2-8 numaraydı. 6 numarada Kante'nin olması evet belki kadro derinliği açısından çok önemli gibi görünmeyebilir, ama aslında oldukça önemli. Çünkü bu takımın temel dengesini oluşturan 1 numaralı oyuncu. Nedenini de şöyle açıklayalım. Şimdi orta sahada bizim vermiş olduğumuz mücadelede biz Pogba'ya da, Sissoko'ya da, Matuidi'ye de kat etme imkanı vermedik. Evet. Ne pas oyunuyla kat etme imkanı sağladık, ne driplingle. Şimdi bunu yapabilmesi için oyuncunun, Pogba'nın, Sissoko'nun ya da Matuidi'nin topla buluşma noktasının biraz daha ileride olması gerekiyor. Ki biz buna çok fazla izin vermedik. Ama Kante olduğu takdirde biraz daha fazla risk alabilen, hem pas oyunuyla hem de driplingleriyle, özellikle Paul Pogba'nın daha fazla mesafe kat ettiğini görüyoruz. Şimdi orta sahası çalışmayan bir takımın çok iyi savunma yapan, çok çok iyi topun arkasında duran ve pozisyon almasını çok çok iyi gerçekleştiren bir diğer takıma karşı üstünlük kurması imkansız. Ne gördük? İki kat daha fazla pas yapmış Fransa bizden, ama yatay paslar topa sahip olma oranı %67'ye 37. 480'e yakın pas yapmışlar, bizim de 240 civarında, ama şimdi bu pasları yaparken bizim istediğimiz şekilde yaptılar. Şimdi biz baskıyı şöyle de yapmadık. Ya biz kendi ceza sahamızın önüne çekilelim ve bekleyelim şeklinde de yapmadık. Burada Şenol Hoca'yı da tebrik etmek lazım. Oyunun belirli noktalarında, pres yapılacak noktalarında çok doğru yerlerde pres yaptırdı. Şimdi orta sahayı ve kadroyu gördüğümüzde çok genç bir kadro. Genellikle tecrübesiz bir kadro. Hatta ben hani 30'dan fazla milli maç oynayan oyuncu var mı Burak ve Hasan Ali haricinde diye sormuştum. Çok fazla da yok gördüğüm kadarıyla. Ve yok. Bu oyuncuların kadronun genelinde zaten 30 ve üstü milli olan çok fazla yok. Değil. Şimdi bu oyuncuların Fransa gibi tecrübeli, Dünya Kupası oynamış, birçok büyük rakibi yenmiş bir takıma karşı ne verecekleri merak konuşuldu. Şimdi biz daha istekliydik. Didier Deschamps'ın söylediklerinden bazı şeyleri de çıkartmak lazım. Emper dedi. Yani tekli senelerdeki sezon sonları çok zor oluyor dedi. Niye? Çünkü sezon sonunda turnuva yok, ki Murat abiyle de yayın öncesinde konuşmuştuk. Sezon sonunda turnuva olmadığı için bu oyuncuların hepsi, yani Fransa milli takımının oyuncularının hepsi büyük kulüplerde çok yıpranarak geliyorlar buraya. Ve tek istekleri de yani bu iki maç bitsin, tatile gidelim. Şimdi bundan iyi faydalandık. Biz daha açtık, daha istekliydik ve bence daha konsantreydik. İkinci nokta şu, Kante'nin olmaması Matuidi'nin bir şekilde orta sahaya monte edilmesine neden oldu. Matuidi çok ofansif bir oyuncu değil. Aslında bizim biraz da işimize geldi. İlk yarı neredeyse hiç pozisyon vermedik ve Fransa'nın hiç oynama ihtimali de olmadı. İkinci yarıda Coman'ın girdiği andan itibaren belki bir tehlike olabilirdi. Ama bu sefer de
ikinci planımızı, yani bence kazandığımız toplara çok hızlı bir şekilde ileri çıkartma ve alanları iyi kapatma planımızı da çok iyi uyguladık. Ben milli takımın oyun açısından Rıdvan Hoca çok güzel söyledi. Sevilen bir takımdı, çok iyi oynayan bir takım artık. Hem sevilen hem beğenilen bir takım dedi. Evet, Lucescu'ya çok kızdık ama bazı oyuncular ve bazı noktalar üzerinde, Lucescu'nun durduğu noktalar üzerine inşa ederek Şenol Hoca da buraya getirdi. Pozisyon vermedik, şut imkanı çok fazla tanımadık. İsabetli şutu yok. İsabetli şutu yok. Ne yapılabilir ki Fransa'ya karşı? Bizimle performans olarak, hani oyunculara baktığımızda, birebir performanslarına baktığımızda o detaylara çok üst seviye oynadığını evet. söyleyebiliriz. Evet, o detaylara gireyim şimdi. Sen mesela Kante'nin eksikliği ve işte biraz da soru aslında Döşan'a oradan soruldu. Yani orta saha mıydı? Kante'nin eksikliği. Ama ben o konuda katılmıyorum. Bence Fransa'nın aradığı adam Kante değil yani. Uzun süredir Fransız futbolunu aradı. Şimdi Fransızların en güçlü yerleri nereler? Griezmann, Mbappe, işte Lemar, Coman. Bunlara o topu atabilir. Yani Pogba bence o adam değil. Mesela buna en yaklaşan, yani biraz böyle gerilere gittiğimizde Zidane'ın getirdiği o havadan, yani Fransız futbolunun hep neler vardır? Platini'ler, Zidane'lar, hep böyle bir beyin. Yani Pogba o olamadı, yapamıyor onu. Yani en yakın Payet'ti mesela 2016'da. Evet. Payet yapıyordu onu. Duran toplar, araya kaçırıyordu. Ama demek istediğim şu, öyle mesela çok kısa bir dönem Valbuena milli takımdayken. Çözücü. Yani bence özellikle topu, yani skor avantajını elde edip kapanan takımlara karşı Fransa hep zorlanacaktır. Yani o anahtarı yapabilecek, bir kere bugün çok coşkusuzlardı zaten. Deşan da onu söylemeye çalışıyor. Yani bir taraf istiyor diyor, bizimkiler istemiyor diyor. Anlatmak istediği o, yani bizimkilerin kafası burada değil diyor. Özetle onu söylemeye çalışıyor. Ben ama Pogba meselesinde Murat abiyle ayrılıyorum hani o konuda. Çünkü Manchester United'da da gördük. Yani Manchester United'da oynadığı şekilde de Pogba ne kadar kaleye yakın olursa o kadar tehlike içeren, tehlike üreten bir oyuncu. Orta sahada topla buluşturduğunuz bir Paul Pogba'dan büyük bir şey bekleyemezsiniz ama o son 30 metrede hem ceza sahasını girişlerinde hem topu dağıtış şeklinde hem uzaktan şutlarında Paul Pogba üst seviye bir oyuncu. Şimdi biz onu ben bir tek o yaklaşıyor bu fikre diyorum. Hayır. Aradığın senin iyi bir Pogba bugün. Ama sadece işte Kante değil yani. İşte Pogba'nın oraya gidebilmesi için arkada bir Kante olması lazım. Ben şimdi Kante'nin görevini Matuidi'nin de neydi Lyon'daki çocuk? İşte Ndombele. Ndombele'de. Yani son maçta beğenmedi. Yani, kendisi açıkladı Didier'de performansı. Şeyi var. Tabii ki Kante'si yok ama Kante de yıprandı. Chelsea çok doğal canım. Yani bizim de sakat oyuncularımız var ona. Ha, çok ama tam konuyu oraya getirecektim zaten. Ozan'ı, Okan'ı. Emre Belözoğlu. Değil mi ya? Bugün orta sahada Emre Belözoğlu eğer iyi bir durumda olsaydı muhtemelen yani en azından bir devre, en kötü oynardı. İhtimalle bir devre oynardı. Okay Yokuş'tu aslında. Evet. Değil mi? Yeni jenerasyonun vazgeçilmez orta saha oyuncularından biri haline geldi. Bugün mesela Dorukhan'ın belki o teknik kapasitesi yetersiz kaldığı noktalarda Okay'ın biraz daha üstün olabileceği bir oyun olabilir. Ama sahanın iyilerinden biri de Dorukhan. Uluslararası oyuncularımız Hakan Çalhanoğlu. Eleştirdiğimiz yönde Cenk Tosun olursa olsun. Tabii. Ozan Kabak Almanya'da yılın çaylağı seçildi. Birkaç aylık performansıyla. Yani bizim de ciddi eksiklerimiz vardı. Ama acaba bu eksikler bugünkü o olağanüstü dinamik takımın ortaya çıkmasına da biraz yardımcı mı oldu acaba? Mesela ne dersiniz? Dorukhan'a hafif eleştirisine katılmakla beraber mesela ikinci goldeki soğukkanlı pası, kazandığı toplar mesela hoca bir tane taktik faal dedi. Aslında iki taktik faal var. Evet. Bir tanesini de Dorukhan yaptı, kart görmedi. Mahmut yaptı, gördü. Dorukhan'ınki biraz şanslıydı. Evet, şanslıydı ama taktik faaldi evet. O yani. Hani Yugoslav faaliydi. Mesela o hamleler, bunlar tabii hocayla bir sene geçirmenin de verdiği bir güven de var orta sahada. Anlatabiliyor muyum? Bir de oyuna inanılmaz konsantre oluyor. Yani görünmeyen işleri çok iyi yapıyor Dorukhan. Ama Emre olsaydı, belki Çağlanoğlu, Burak, Cenk olsaydı belki ona sıra gelmeyebilirdi. Ama Emre olsaydı açıkçası, hani Emre benim bence Türk futbolunun gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından, belki de en iyisidir. Emre olsaydı bu oyunu oynamakta da biraz zorlanabilirdik. Şimdi
topa sahip olmak istemedik. Zaten Fransa'nın da istemediği bir şeydi. Ama onlara bırakmayı tercih ettik. Tabii Fransızlar da öyle topa çok hükmediğim %75 ile oynayayım falan isteyen takım değil. Ya Dünya Kupası'nda da böyleydi. Tabii. Ama Emre ile bizim topa sahip olmamız gereken bir oyun olabilirdi. Çünkü Emre'nin o pres gücü geçtiğimiz yıllardaki pres gücü gibi değil. Gençlik yıllarındaki pres gücü gibi değil. O yüzden Emre'nin sakatlığı belki bu maç özelinde bizim için de bir nevi avantaj olmuş olabilir. Mesela şu Hakan için aynı şey geçerli bu arada. Ozan'ın yerine Emre girebilirdi mesela. Emre olsaydı. Hani daha mesela, oyunu tutmak için rakip gelirken son top atabilmesi için. Yani mesela Emre orada o son yarım saatte Ozan yerine Emre ile farklı bir şey deneyebilirdi hoca. Ben iki oyuncuya not düşmek istiyorum. Birincisi Merih. Ya, olağanüstü bir olgunlukla oynuyor. Ki bu oyuncu dediğim gibi proje oyuncusu değil. Hazırlanarak alt yaş kategorilerinde ya bu oyuncu şöyle çıkacak, şöyle yükseklere gelecek. Bir Mbappe gibi. Kim var ki proje oyuncusu Yusuf Kenan yani? Çok az var. Biraz altın ordunun yetiştiği. Ozan Kabak mesela bunlardan bir tanesi. Altyapıda da çok başarılıydı ve biliyorduk buraya gelebileceğini az çok. Ya, o da yani tesadüfen oynamak zorunluluğu nedeniyle buraya geldi ama bu oyunculardan faydalanabiliriz. Birinci nokta demek ki bizim yabancı ile ilgili sıkıntımız yok. Yabancı meselesinden ziyade Türk oyuncuyu nasıl getireceğiz buralara onunla ilgili sıkıntımız var. İkinci nokta şu, Melih'ten sonra Hasan Ali. Ya şimdi evet çok eleştirdik. Hasan Ali'yi herkes eleştirdi. Bu ülkede eleştirmeyen yoktur diye düşünüyorum. Yoktur evet. Kendisi de kendi öz eleştirisini yaptı ama Hasan Ali kaldırım bugün karşısında dünyanın fenomeni Mbappe vardı maça başlarken. Bir oyuncu için hazırlanırken İster istemez kabus gibi bir futbolcudan bahsediyoruz. Yani 3 oyuncu seç desen Ronaldo, Messi, Mbappe'ye karşı oynamak istemem. Bir de Neymar'ı ekleyebiliriz belki oraya. İstemem ya yani keşke onlar olmasaydı benimle birebir rakip, direkt rakibi olmasın diyebileceğiniz 3-4 oyuncudan bir tanesi. Sahada esamesi okunmadı. Alan değiştirmek zorunda kaldı. Neredeyse her pozisyonda kademede çok iyi durdu. Takım halinde çok güzel yardım geldi ama bireysel olarak ben bu iki oyuncuyu tabii biraz hani hepsi çok iyi oynadı ama biraz ön plana çıkartmakta fayda var. Yani Dorukhan, Merih çok çok iyiydi. Burak bence çok kaçırdı ama yani 5 milyon euro bonservis bedeliyse bu maçtan sonra ama o çıkış maddesi yapacak bir şey. Evet. Burak'la ilgili ben Kenan'ı da beğendim. Ona geleceğim. Astı, top kazandı. Burak'la ilgili yani biz basın toplantısının tamamını yayınlamadık. Didier Döşan hani bugün kim diye illa bir numaralı diye soracak olursanız. Yok Burak demiş. Bence Fransa'nın en iyisiydi yani. Basat'ın üstündeki hayır, tek Fransa'nın. Yok için. Hayır ben anladım. Sen güzel. Fransa'nın en iyisi Lloris 2-0 kazandı. Doğru. Evet. Çok kurtarışlar var 4-5-0 yani bitebilir. Burak yani hem sahadaki işte koşulları hem arkadaşlarıyla iletişimi onlara işte sırtı dönük oyunu gibi detaylarla Burak'ı seçmiş yani. Man of the match. Maçın oyuncusu Didier Döşan'a göre Burak ya, Yılmaz olmuş. Şöyle bir pozisyon söyleyeyim. Var Ertaş'la birlikte de hani birlikte izlerken ya sırtında Pogba var. Samuel Umtiti var ki ben defalarca söyleyeyim. Burak çok akıllı. Varana gidiyor. Hani Umtiti'den ziyade fiziksel olarak daha çok yırtabileceği bir oyuncu. Tabii. İki oyuncu birden fiziksel üstünlüğü çok yüksek olan iki oyuncuya rağmen döndü. Faulü aldı bir de. Yani şimdi gol. Bu kadar. Golde Umtiti'ye bastı aldı. Pogba geldi. Ondan söktü. Evet. Pasını verdi. Dorukhan da. Bissoko geldi. Yok baktım Pogba. Pogba mı? Yayın önündeki Pogba. Evet Pogba. 17 önce numara düşen. Hatta böyle kendini bırakıyor. Ay şimdi Burak'ı hep niye düşen eleştiririz? Düşen 17 numara değil mi? Faal var mı yok mu tartışması yaptınız? Yok Pogba. Ben okay. Tekrarı dikkat. Önce Sokka zannettim ben ama Pogba. Burak'ı niye hep eleştiririz? Hani çok çabuk kendini yere bırak. Doğru. Çabuk vazgeçmesin. Umtiti Pogba. Yolda görsen yolu değiştirirsin yani. Ya bir de böyle bir maç oynarken İster isteniz ilerideki oyuncunun bunu yapması lazım. Hem rakibi yıpratması hem topun orada kalmasını sağlaması. Şimdi Hakan Çalhanoğlu yok, Emre Belezoğlu yok ki bence bir nevi avantaj gibi durabilir bu karşılaşma. Biraz bence bu maç için özelinde. Bu yani maç özelinde. İzlanda maçında olmamaları mesela bizim için bir dezavantaj oluşturacak. Ama Burak o boşluğu çok çok iyi tamamladı. Mesela Cenk döndüğünde nasıl bir formül yapıyor? Yine ikiliye mi dönecek? O biraz zor oldu. Ya Cenk'e hazırlık maçında ne yaptı? Sol kanatta oynattı. Evet. 4-3 yine aynı diziliş. Beşiktaş'ta da bir şimdi Kenan'ın bugün oynadığı gibi. Bir ara. Tabii. Beşiktaş'ta da evet Abubakar'la Cenk'in böyle değişti. Kenan'ın yaptıklarını artı bir de yapamadıklarını yapabilen bir oyuncu Cenk bu arada. Hani Kenan çok iyi niyetli bir oyuncu. Tartışmıyorum. Hücum anlamındaki katkısı Cenk'in daha fazla olabilir Kenan'dan. Çok genç bir oyuncu zaten Kenan Karaman. Ama Cenk bugün Kenan'ın koyduğu enerji. Yani Cenk her zaman sahada enerji koyan, sonuna kadar savaşan, mücadele eden bir futbolcu karakteri ama bugün Kenan'ın Hasan Ali'ye yani Hasan Ali'yi överken tabii çok Kenan'ın da yardımını bence es geçmemek lazım. İnanılmaz yardım etti. Ama bütün oyuncular birbirlerine çok yardım etti. Evet. Ya bir ara
U şeklinde topu döndürüyordu Fransa. Dünya şampiyonu. Evet, biz kendi yarım sahamızda ve çok aktif dinlenerek savunma yaptık. Yani bu kadarını beklemiyordum. Yani bir puan olabilirdi, hatta hani çektiğimiz videolarda. Bir puan olursa güzel olur, cebe atalım diye düşünürken. Evet. Ne dediniz o videolarda? Ben valla Bursa'yı hatırlattım. Ben bir puan çok iyi olurdu. Ben öyle bir şey bekliyorum. Böyle bir şey beklemiyordum. Yani Almanya'yı, yani Hollanda'yı en iyi zamanında... Oyuna bakmak lazım mıydı? Öyle bir şeydi değil mi? Ben skordan ve sonuçtan kaçınmak için acaba milli takım oyun olarak ne yapacak savunmada ve hücumda? Ben onu merak ediyorum. Yani hani da, seviyemizi ölçelim, ona bakalım. Birbirimizi seyretmemiştik ama aynı şeyi söyledim. Tabii bir de şunu unutmayalım arkadaşlar. Şimdi evet, bu zaferin, bu güzel futbolun, yani futbolumuz bir anda bir çehre değiştirdi. Yani ligimiz dibe vururken, finansal fair play ile boğuşurken milli takım şimdi bize bambaşka bir hava getirdi. Anlatabiliyor muyum? Bir zamanlar milli takım aşağı kimse doğru bakmıyor. İşte söyleyeyim, 20 ya, yıl önce 2016 ya. 20 yıl önce Fransa yine dünya şampiyonu geldi. İnönü'de 1000 kişiydik. Hazırlık maçı. 1000 kişiydik. Ya onu 3 yıl. Yani Zidane'lar, Midanlar oynuyordu o takımda. Canım. Kimse gelmedi seyretmeye. Çünkü milli takıma hiçbir ilgi, alaka kalmamıştı. Bir başarılı milli takımdı o. Evet. Yani kimse umursamamıştı. Şimdi ya şu seyirci, bu hava, yani bir anda futbolumuza bir nefes getirdi. Mesela Nihat Özdemir'i belki biraz sonra vereceksin. Nihat Özdemir'in o maç öncesi röportajı bir soru işaretiydi bende. Hatta haberlerde söylerken ayağının tozuyla geldi, kesin yeneceğiz Fransa'yı dedi. Eyvah dedim ben. Daha ilk demeç bu, eyvah dedim, adam haklı çıktı. Şenol Güneş'in basın toplantısı başlıyor. Herkese İzleyelim. İyi akşamlar. Amili takımımızın 2-0 kazandığı Fransa karşılaşmasının ardından milli takım teknik direktörü Şenol Güneş'in basın toplantısına hoş geldiniz. Hocam, söylemek istediğiniz şeyler var mı? Sorularla mı başlayalım? Bir, birkaç şey söyleyeyim de bunları toparlamak, dağıtmak istemiyorum sıcağı sıcağına. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Müsabakadan önce çok şey konuşuldu. Yine çok şey konuşulacak. Ama en önemli şeylerden başlıklarım birkaç tane söyleyeyim. Güzel bir ambiyans vardı. Maçtan önce, maçta. Şimdi devam ediyor. Müthiş bir taraftar vardı. Samimi, sıcak, bize destek olan, coşku yaratan, sinerji veren, rakibe de baskı yapan bir taraftar vardı. Aynı zamanda müthiş oyuncular vardı, disiplinli. Bütün oyun başından sonuna kadar giren de çıkan da, kenardakiler de dahil, o işin bir parçası olarak görev yaptılar. Aynı zamanda bizimle olmayan dualarıyla ve niyetleriyle bize destek olduğunu hissettiğim, Türkiye'nin her tarafında olan takımımızı sevenlerin de hem duası hem desteğin olduğunu düşünüyorum. Güzel bir sinerji vardı. Tek yürek olmuştuk. Bu önemli. Her alanda olmamız gereken bir durumdayız. Zaten takımımız umut ve mutluluk vererek yola çıktı. Bugün o mutluluğu yaşıyoruz. Birlikte paylaşma hakkımız olduğunu düşünüyorum. Maçtan evvel de söyledim. Bu maçta her neticede kazanan, yani her skorda kazanan takım olacaktık. Bu kaybetsek de beraber kalsak da, ama oynayacağımız oyunlaydı. Bugün iyi oyunla kazandığımız için hem 3 puan aldık. Biz bir de alabildik, hiç de almayabildik. Bu oyunla 3 puan aldık, moral kazandık, güven kazandık ve birbirimize güven verdik. Tekrar o umutları tazeledik. 3 bölgede de başarılıydık. Yani hem ofansta hem ortada hem geride. Bu da bizim için önemliydi. Güvenli, coşkulu ve akıllı oynadık. Duran toplarda özellikle silahları vardı. Tam tersine biz etkili olduk. Hem hücumda hem defansta. İlk pozisyon bir tane hariç genelde başarılıydık. Oyun olarak zaten üstünlüğümüz vardı. Farklı bitebilirdi. Az pozisyon verdik. Fransa'ya karşı uzun zaman sonra bir galibiyetimiz. Ama büyütülecek bir galibiyetti. Şu anlamda söylüyorum onu. Fransa yine büyük bir takım, büyük bir futbol ülkesi, oyuncu üreten, üretmeye devam eden, aynı zamanda yıldız oyuncularla dünya çapındaki takımları oynatan bir takım. Bugün biz Fransa'yı yendik, grupta avantaj ele geçirdik. Ama bu maç kazandığımız halde, yine söylüyorum, kaybetsek de aynı şeyi söylemiştim toplantıda, İzlanda maçı çok önemli. Bizim asıl rakibimiz İzlanda. Ne olursa olsun bu grupta Fransa'nın çıkacağını düşünüyorum. Her halükarda anormal bir sürpriz olmadıktan sonra İzlanda'da alacağımız netice bu yoldaki büyük bir avantajı bizim lehimize çevirir. Bu 3 puanla beraber. Biz burada kaybetsek bile orada 3 puan veya 1 puan bir avantajdı. Şimdi o konuda puan açısından çok güvenli gidiyoruz ama süremiz çok kısa. Güçlü bir takıma karşı büyük bir efor sarf ederek oynattık. Şimdi yenileme yaptık. Yarın seyahatimiz var.
İzlanda ise iki maçı da sahasında yapıyor. Daha önce de iki deplasmanda yaptı. Yani İzlanda hep kendi sahasında git gelirlerde avantajlı bir takım. Yani onu sıkıntısı var derken avantajlar ona sağlandı. Bugün de onu görüyoruz. Bugün de maçını izledik. Onlar da Arnavutluğu 1-0 yendi. Şu anda bunu unutup mutluluğu bir başka zamana pas edip bir an evvel İzlanda'ya hazırlanmak durumundayız. Şu andan itibaren de oyuncu grubun ona hazırlanacağını düşünüyorum. Daha önce de söyledim, ortak hayalimiz ve hedefimiz vardı medyayla. Medyanın içerisinde olan arkadaşlar, yönetim, taraftarlar. Bu Türkiye'nin ortak hayali, ortak hedefidir. Birlikte duygularımızı, düşüncemizi paylaştığımızda başaramayacağı iş yoktu anlayışını sporda geliyoruz. Umarım ki her alanda bunu yaparız. Tekrar eklese teşekkür ediyorum bütün emek geçenlere. Çeviri yapayım mı? Evet. Eskiliye de jurnalist Fransesi. Evet. Bu okey. Genel konuştum ki ondan sonra soru gelsin. Bonsoir. Ce soir, on a eu une atmosphère extraordinaire ici à Konya. On a eu un grand public et les joueurs ont fait une prestation exceptionnelle et on a eu une énergie très positive et on a fait une prestation qui donne de l'espoir au peuple turc. On est très heureux, très content et je pense que cette victoire va booster notre confiance. On a très bien joué dans tous les secteurs. Surtout, on a été dangereux sur le coup de pied arrêté, mais il ne faut pas exagérer cette victoire, parce que la France, c'est toujours une grande nation de foot. Bien sûr qu'on a pris la tête de groupe, mais comme j'ai dit avant le match, notre match le plus important, c'est contre l'Islande. Et je pense que la France va être qualifiée dans ce groupe. Si on arrive à prendre 3 points contre l'Islande, ça va donner une grand avantage à l'équipe de Turc. Demain, on va faire un long voyage à l'Islande et on va essayer de se concentrer sur ce match contre l'Islande. Evet, sorularınızı alabiliriz. Serkan Bey, buyurun. Hocam, tabii çok önemli İzlanda maçı. İzlanda maçı öncesi böylesine görkemli bir galibiyetin bir takım zorlukları da olabilir sizin vurguladığınız gibi. Fakat benim bir cümle çok dikkatimi çekti. Biz de dahil olmak üzere hepimiz, siz de vurguladınız. İzlanda'yı bu gruptaki rakibimiz olarak görme noktasından şu anda tüm Türkiye bu gruptaki rakibimizi Fransa olarak görüyor hocam. gülümsediğinize göre aslında siz de bence öyle görüyorsunuz. Hayır. Ya şimdi her şeyi yerine koymak lazım. Hayal alemde yaşamayalım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Fransa, Fransa'dır. Yani üçüncü kaybettiğim maç uzun yıllar sonra. Bu sene de ilk kaybettiğim maç. Aynı Fransa İzlanda'ya 4 tane attı. Yani kalite olarak baktığımda takım olarak bu grubun sıralama olarak kağıt üstünde birincisi ve takım olarak da biz bunu değiştirmek istiyoruz. Biz daha yeni başladık. Emekleme dönemi. Bu bizim için ekstra oldu 3 puan. Ondan bir puan da alsaydık kötü demeyecektim ben. Maçtan evvel de bu düşüncem vardı. Ama oyun olarak bir puan oynayalım, 3 puanı yok. Sahaya çıkıp futbol oynayalım. İzlanda aynı şey. Orada da futbol oynamaya çalışacağız. Bunlarla beraber biz Avrupa Şampiyonası'na gittiğimiz zaman o zaman futbolumuzun oturabileceğini düşünüyoruz. Ne savunmada kalarak ne hücumda kalarak ne teslim olarak ne riskleri fazla alarak değil. Her iki yönde de iyi oynayarak gitmek istiyor. O yüzden tekrar ben aynı kanaatteyim. Size de saygı duyuyorum. Siz tabii Fransa'nın büyüklüğünü kabul ediyorsunuz ama yendiğimiz zaman biz büyük olmuyoruz. Hocam daha biz de bugün zamana dünya üçüncüsü gibi oynadık. Evet, işte inşallah devam ettiniz. 2002 ruhunu gördük sahada. O yüzden fazla mı umutlandık? Öyle sorayım. Biraz dur demek mi lazım? Futbolcular açısından da tabii bunun boyutu var. İzlanda maçının motivasyonunda nasıl bir dil kullanacaksınız onlara karşı? Şimdi dünya şampiyonunu yenmiş bir takım var. Bu da tabii bir takım zorluklar barındırıyor olsa gerek. Yani dünya şampiyonluğunu yenmenin bir anlamı yok. Fransa'yı yendik, grupta bir rakibimizi yendik. 3 puanı kazandık. Şimdi İzlanda'dan 3 puan almamız lazım. Diğerleri sizin için bir malzeme, bizim için değil. Ben tekrar söylüyorum, şartlar ne olursa olsun futbol oynayarak burada nasıl oynamışsak orada da oynamaya çalışacağız. Kabul etmek lazım ki büyük bir takıma karşı fiziksel bir yorgunluğumuz var ve seyahatimiz olacak. Ev sahibi takım İzlanda bizi bekliyor orada. Gürler Bey. Çevir. Kalmadı hocam galiba kimse. Gitti Fransız. Evet, o da gitti. Gerek kalmadı. Devam edelim. Hocam tebrik ederiz. Bu görevi aldığınızda önümüzde çıkan bütün rakipleri yeneceğiz, 3 puan alacağız demiştiniz. Bugün 3'te 3 yapan bir milli takımız. İzlanda'ya gideceğiz. İlk olarak şunu sormak istiyorum. Siz Euro 2020'de bizim
gerçekten yer alacağımıza inanıyor musunuz? Orada olacak mıyız? Ve şunu sormak istiyorum hocam. Dorukhan maçtan çıkarken bir sakatlık yaşadı, kulübeye döndü, değiştirme istedi. Ciddi bir durumu var mı? İzlanda maçında sahada olur mu? Teşekkür ederim. Şimdi 2020 ile ilgili ben maçtan evvel tatlıda yazdım. Yani bu Fransa maçı az evvel size yaptım, değerlendim, onları da yaptım. Fransa'ya geliriz, kaybederiz, onu bilemem. Ama oynadığımız oyunla biz 2020 Avrupa Şampiyonası'nda olmak istiyoruz. Burada kazanarak da gidebiliriz. Kaybedip İzlanda'ya yine de gidebiliriz. Bu oyunla olacak. İyi oyunla skor almalıydık. Bugün onu yaptık. Bu bir avantaj. Bu da size umut veriyor. Biz de o umutu taşıyoruz. Ama sürdürülebilir olması lazım. O yüzden diyorum ki önümüze çıkacak bazı engellerde de paniğe kapılmayalım. Bu tip maçların sonucunda da havaya girmeyelim. Bütün anlatmaya çalıştığım şey o. Sizin de söylediğiniz gibi her maç kazanılması için oynanır. Ne olursa olsun rakip gücünü. Ama oyun formatı itibariyle değişikliği de olabilir. Bugün onu yaşadık. Bugün biz bu oyunda da kaybedebilirdik ama kazandık. Bu oyun doğru olduğunu sahaya koyduğumuz uygulamayla gördük. O da hoşuma gitti. En önemlisi de bütün oyuncular ama. Hepsi dikkatli bir şekilde ona uymaya çalıştılar. Yoruldular. Dorukhan'ın sakatlığı zaten o bizi ilginç olarak yanıltıyor. Sakatlığı antrenmanlarda işte Özbekistan maçında vardı, çıktı. Sağ ayak, sol ayak oynar oynamaz. İki günde idmana çıktı. Kuşkuluydu. Şu anda oynadı. Dorukhan bu. Yarın bakacağız yani. İyi görünüyor. Bir de Hakan'ın var bir antrenmanda. Tendonuna geldi, çarpıştı. Dönüşlerde ağrıyor. Onlara da bakacağız. Emre var. Birkaç tane sakatımız var şu anda ama günlük hadise. Bu sezon sonu olduğu için bunlar yaşanabilir. Hocam tebrikler. Bugün motivasyon, taraftarın etkisi, dünya şampiyonunun, son dünya şampiyonunu yenebilme konsantrasyonu tabii ki etkilidir ama dersine çok iyi çalışan bir futbol takımı gördük sahada. Özellikle sağ kanatta Zeki ve Cengiz'in olduğu işleyen bir durum vardı. Orada ilk yarıda Didne ve Matuidi'yi ikinci yarıda da Mendy ve Coman'ı neredeyse imha ettiler. Bu durum sizin ortaya koyduğunuz plan içerisinde dahil mi yoksa gelişen sahici değişkenlerin ortaya koyduğu bir sonuç muydu? Onu sizin takdirinize bırakıyorum. Bütün şeyi oyuncular yapıyor. Bir plan, bir senaryo ortaya koyarsınız. Oyuncular da uygular. Bizim sağ tarafını daha iyi kullandık. Bunlar da onların sağ tarafını kullanmaya çalıştılar. Kenan da orada oldukça yardım etmeye çalıştı. Hasan Ali zaman zaman iyiydi. İrfan bazen geldi. Biz de sağ tarafta etkili olduk. Yani oyun etkinliği olarak. Ama bu bir dengeydi. Önemli olan az evvel dediğim üç bölgede. Yani hücuma çıktığımız zaman geriye gelmeden baskı yaparak kademeli olarak geri çekilmeliydik. Geriye geldiğimiz zaman tam geriye gelmedi. İkinci bölge ve biraz daha gerisine çekilip kapatıp çıkmamız gerekiyordu hızlı çıkışlarla. Üçüncü savunmada kaldığımız kanatları iyi kapatmamız gerekiyordu. Cengiz'de de Kenan bunu iyi yapmaya çalıştılar. Zaman zaman top kayıplarımız dışında bunları da yapmasaydık çok daha üstün bir oyun olurdu ama bu konuştuklarımızın hepsini geçişleri de çok da iyi yaptık. Oysa tam tersi bunu çok iyi yapan bir Fransa'ya karşı yaptık. Yani top kazandığı zaman hızlı geçişlerle kontraya çıkan, oyunu set hücumuna çevirdiği zaman etkili olan Fransa'ya karşı bütün bunları doğru yapabilmek artılarımızdı. Ama bununla da övünüp zaman geçireceğine çalışmaya devam edeceğiz. Hocam tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Savunmayı hücumdan yapan, rakibe pozisyon vermeyen bir milli takım izledik. Doğru. Siz maç öncesi oyunun içinde olmalıyız demiştiniz. Oyuncular ne kadar bu oyunun içinde oldular? Bir ikinci sorumda iyi bir jenerasyon yakaladığınızı düşünüyor musunuz? Öncelikle teşekkür ederim. Teşhislerine katılıyorum. İyi bir jenerasyon olduğunu düşünüyorum. İyi jenerasyon da gelir ama daha çok daha üretmemiz gerekiyor. Bunları geliştirip yarıştırıp başarılı sonuçlar aldığınız zaman doğrularınızı güvenle aşıladığınız zaman alttan gelenleri de motive ediyorsunuz. Buradan aldığınız kulüplerden ki bazı oyuncular şimdi şu anda kadroya girmeyen arkadaşlar var. Anadolu'da bir çet takımında 5-6 oyuncumuz. Kenarda sakatlarımız var. Gelmeyenler var. Bu sonuçlar onlara katkı yapacak diye düşünüyorum. O zaman rekabet daha da fazla olur. Bu jenerasyon benim değil, sizin hepimizin bir eseri. Yeter ki doğru düşünceleri onlara verelim. Onlar da bunu değerlendirsinler. Önce ahlaklı, yetenekli, güçlü karakterli oyuncuların takımın parçası olduğunu hissetmesi önemli olan. Bunu gördüm ben. Çok sevindim. Diğer oyunla ilgili bir şeyiniz vardı. Evet yani siz evet yani o sizin de ben yazınızı da okudum o yani genel olarak kaybettiğimiz anda hücumda çok hızlı bir şekilde hücuma çıkan bir takıma karşı orada kapatmaya çalıştık.
Orta sahamız çok çalıştık ama iki kanatta da baktığımızda hem Cengiz hem Kenan iyi kapattı, iyi destek verdi. Ama ortada üç oyuncumuz da çok çalıştı. Mesela Dorukhan'dan beklediğimden fazla sakatlık riskine rağmen iyi oynadı. Ama Burak kaçırdı golleri ama Burak'ın etrafında oynadığımız oyun bizim için çok önemliydi. Yani Burak bize o konuda çok büyük katkı yaptı. Yani gol atmadığı için tam tersi konuşulabilir ama ki atabileceği goller düştü 3-4 tane. Ama oyun olarak çok bize katkı yaptı. Defans zaten akıllı. Yani kimseyi ayırmak istemiyorum çünkü ben değişiklik o yüzden yapmadım. Herkes devam ettirdi. Gidebildiği kadar gittiler. Sıcak da bir hava vardı. Sezon sonu onlar için de bizim için de zor bir maçtı. Böyle bir maçta bu kadar güzel şeyler yapan, kenardan giren Yusuf Abdülkadir Ozan da gayet iyiydi. Girmeyen oyuncular da sahaya girmek istiyordular bir ara gol attıktan sonra onları tutamadık bir ara. Hocam bu arada Fransa hocası Kisner Burak Yılmaz'ı övdü. Bilmiyorum. Evet. Tabii tabii doğru. Burak önemli bir oyuncu. Bunu hep söyledim daha önce. Evet. Hepsi önemli. Hepsi iyi de Burak. Evet. TV Bu Spor Erkut Öztürk hocam öncelikle tebrikler. Bir kıyaslama yapılması gerektiğini düşünüyorum. Eleştirmek için sormuyorum soruyu. Sayın Lucescu bundan önceki dönemde kadronun yetersizliğinden ve eksikliğinden söz ediyordu. Ama siz Ozan Kabak hariç hiç milli olmamış 7 oyuncuyu bu dönemde aday kadroya aldınız. Belki de bugün ilk 11'de oynayabilecek 4 oyuncumuz sakatlandı ve bugün çıkardığımız 11 son Dünya Kupası şampiyonu 2-0 mağlup etti. Ne değişti hocam bu süreçte? Yani şimdi böyle bir kıyaslama yapmak istemiyorum. Çünkü niye? Bunları hep çok yaptık biz yani. Hiç sağlıklı değil. Ama şöyle bir şey konulabilir. Yani bugün ben de eleştirileceğim. Bu da doğrular. Yanlışlar da var. Biz de bir senaryo hazırlıyoruz. Koyuyoruz sahaya. Karşılığını bulunca ben bunları yaptım demek değil. Ya zaten görevimiz o. Şimdi kadro yetersizliği şunlar bunlar söylenebilir. Biz hep hala Fransa'nın gerisindeyiz diyoruz. Yani biz Mbappé'nin önüne geçmiş değiliz. Griezmann'ın değil, Giroud'un değil. Ama bugünkü oyunda Burak çok iyi. Bunu daha önce de söyledim. Dünya çapında bir oyuncu. Ama bunu nasıl kaybettiğimizi, neleri yaptığımızı ayrı konuşuruz. Bugünün konusu değil. Burada Arda için de, Caner için de, Gökhan için de, Mehmet Topal için de çıkanları iyi ürettiğimizi korumalıyız. Onlar da durumlarını bilmeli. Yenilerini de çıkarmalıyız. Bu başka bir şey. Diğer taraftan daha önce yapılanlar doğru ve yanlışlardan esinlenerek yeni doğrular yaparsınız. Bunlar yok saymazsınız. Onun eğer önceden olan bir çocuğun konuşmuyor. Bütün antrenörler için. Benim için de aynı şey. Yeni biri geldiği zaman eksiği tamamlar. Doğruyu devam ettirir. Zaten onun için geliyor oraya. Bunu suçlamak yaptığınız zaman oradan geriden başlarsınız. Biz her yaptığımızda işte mesela iyi yaptığınızda o yapmıştı denir. Bizim kültürümüzde bu var. İyi giderse senden değil daha önce birilerinden. Eğer işte sevmiyorsa işte o kötü yaptı sen iyi yaptın. Biz birlikte yapacağız. İyisine kötüsüne farklı düşüncelere bir bütün oluşturacağız. Bundan önce emeğe geçen yönetimlere, hocalara çok teşekkür ederim oyunculara. Şimdi biz yeni bir dönem başlatacağız. Bunu kazandığımız zaman söylüyorum yarın sıkıntı olacak yine aynı şeyi söyleyeceğim. Yani onun için daha çok birlikte olmamız lazım. Konuşalım, eleştiri yapalım. Ben de bugün mesela ilk pozisyonda bir tane ilk yediğimiz kornerde ki beklediğimiz bir şeydi. Mbappé de geri çekildi. Soka arkaya saktı. Yanlış baskıdan korner oldu ve kornerde topu vurdu. O gol olsa belki oyun değişecekti. Daha ilk birinci dakika düşündüğümüz yerden hata yaptık. Bu daha sonra kontrole geçti. Bunlar çok iyi yapıldı. Oyunda görünmüyor o kadar doğru işler yapıldı ki. Şimdi ona girmek istemiyorum. Çünkü biz zaten onun için buradayız. Birlikte yapıyoruz. Bunları ayrıca konuşuruz. Ama şunu istemiyorum. Yani ötekileştirme. O az yaptı, çok yaptı. Ben daha iyiyim, sen daha iyi. Hiç hayatım boyunca buna girmedim. O yüzden sizlere daha yakın olup paylaşmak. İnşallah İzlanda'ya geldikten sonra da Avrupa Şampiyonası'na gittiğimizde neler yapabileceğimizi, nasıl yapacağımızı, Türk futbolu ne yapacağımızı konuşuruz. Onu da yine daha önce çalıştığımız arkadaşlar, bizim bir kompleksimiz yok, böyle bir sıkıntımız da yok. Herkesin ayağına gider, daha iyisini yaparız. Jenerasyonun olarak da baktığınız zaman oyuncu grubu gayet iyi. Ha eksikleri var, tabii var yani. Kimin yok yani bugün oynayan Fransızların eksiği yok muydu? Onların da vardı ama onlar bunu daha iyi yapıyorlar. Şenol Hoca aslında hani böyle bir zaferden sonra, böyle bir galibiyetten sonra gelecekle ilgili temkinli, soğukkanlı, öyle değil mi? Paylaşımcı bir tavır sergiledi basın toplantısında. Genel olarak tavrı öyle oluyor Şenol Güneş'in. Biraz daha detaylara girecek olursak maçla ilgili, yani şimdi biraz bireyler üzerinden gittik. Tabii Şenol Hoca da yani kendi yaptıklarını çok anlatmayı seven bir karakter değil ama
Bence bugünkü galibiyete bir numarayı teknik direktörü yazmak lazım. Neden temkinli gidiyor? Çünkü Fransa'ya karşı oynayabileceği oyunu oynadı. O da kendisi de söylüyor. Ya Fransa'ya karşı oyununuzu empoze edip domine edebilecek bir futbol oynamanız çok mümkün değil. Onlara karşılık verebilmeniz lazım ve doğru bir şekilde karşılık verebilmeniz lazım. Mümkün olduğu kadar ve biz bugün bunu mükemmel bir şekilde yaptık. Ama İzlanda'ya karşı farklı bir futbol oynamamız, farklı bir planla oynamamız lazım. Arnavutluk karşısında, işte Moldova karşısında, başka rakipler karşısında farklı futbollarla sahada olacağız. Şimdi bunu iyi yaptık diye diğer karşılaşmalardaki diğer futbolları da iyi yapacağız anlamına gelmiyor. Şu ana kadar iyi getirdik. Şenol Hoca'nın kafasındaki düşünce de şu. Şimdi bu plan tuttu. Bir sonraki İzlanda maçındaki planımız, mesela dedi ki Hakan Çalhanoğlu keşke İzlanda maçında olsa, Emre Belezoğlu keşke İzlanda maçında oynayabilse, Cenk Tosun aynı şekilde. Çünkü orada ihtiyacımız olacak, orada farklı bir futbol oynamamız gerekecek. Doğru. Şimdi bugün oynanan futbolu kusursuz yaptık. Gerçekten mükemmele yakın oynadık, her oyuncu mükemmele yakın oynadı. Elimizden gelenin en iyisini yaptık ve bence doğru futbol adına hep söyleniyor ya, işte doğru futbol mu? Yani bir tane doğru futbol yok rakibe karşı. Fransa Dünya Kupası'nı böyle kazandı. Evet. Fransa rakibine adapte olarak Dünya Kupası'nı kazandı. Portekiz rakibine adapte olarak Avrupa şampiyonu oldu. Aynen şimdi öyle. Rakibe adapte olma kapasitesi yüksek bu takımın. Gördük daha önceki karşılaşmalarda. 3'te 3 yaptık. Özel karşılaşmalarda da görüyoruz. Ama devamındaki futbolda hocanın kafasında bir soru işareti belli. Çünkü kadrosunda muhtemelen o da Hakan Çalhanoğlu olsun ister. O da Cenk Tosun olsun isterdi İzlanda maçında. Temkinli yaklaşmasında da bence bir sorun yok. Bence en doğru noktalardan birisi. Şimdi konuşmaya, değerlendirmeye devam edeceğiz ama acaba bu maçın Fransa'daki yankıları neler? Hemen Kayhan Karaca'ya bağlanalım. İlk hemen sosyal medyada, gazete manşetleri, televizyonlarda neler konuşuluyor? Türkiye'nin Fransa karşısında elde ettiği bu 2-0'lık galibiyet hem de ezici diyebileceğimiz futbol hakkında ne gibi yorumlar yapılıyor Kayhan Karaca? Emin Üren tek bir kelimeyle Fransa şokta. Başka bir açıklaması yok. Kesinlikle böyle bir mağlubiyet beklemiyordu ne Fransa'daki futbol yorumcuları ne de Fransız futbol severler. Şunu belirteyim. Fransa'nın ve dünyanın en önemli önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe birkaç dakika önce kendi internet sayfasından Maviler, yani Fransız milli takımının adı Maviler, Konya'da nakavt olduğu şeklinde dev bir manşet attı. Bu her şeyi tek başına açıklıyor zaten. Şu anda Fransa'daki belli başlı bütün haber kanalları maçla ilgili yorumlarında istatistikleri gösteriyorlar. Ve bütün haber kanallarının üzerinde durduğu tek bir istatistik var. O da Fransız milli takımı 90 dakika boyunca kaleye isabet eden tek bir şut dahi atamadı. Bu gerçekten bütün yorumlarda yorumcuların en üzerinde durdukları istatistik. Şu anda bunun nedeni araştırılıyor. Didik didik. Gazetelere bakacak olursam ama daha gazeteleri vermeden önce maçı yayınlayan TFN kanalı maçın hemen sonunda teknik adam Didier Deschamps'la kısa bir röportaj düzenledi statta. Deşan orada çok sert konuştu oyuncularına karşı ve Türkiye'de güzel bir tokat yedik Türk A milli takımından diye bir ifade kullandı. Bu da tabii Deşan'ın ruh halini de yansıtması bakımından önemli. Türk milli takımını kutladı, bravo dedi Türkiye'ye dedi. Çok daha gerçekçi oynadılar dedi. Büyük ekip olabilirsiniz, şampiyon olabilirsiniz ama işte dedi, realist olmadığınız zaman, agresif olmadığınız zaman sahada dedi, böyle yenilgiler de alabiliyorsunuz şeklinde konuştu. Maçı yayınlayan TFN kanalı kolektif bir ruh ve agresivite yoktu Fransız milli takımının oyunda şeklinde bir yorum yaptı. Biraz önce de dediğim gibi onlar da Fransız milli takımının 90 dakika boyunca kaleye isabet eden tek bir şut dahi çekemediğini söylüyorlar. Öte yandan 20 dakika adlı Fransız gazetesi Maviler Türkiye'de silip süpürüldü manşetiyle verdi haberini. 88. dakikada bu gazete kendi internet sayfasından bir yorum yaptı 88. dakikada ve orada diyor ki artık söz konusu olan skoru eşitleyip eşitleyemeyeceğimiz değil, kaleye isabet eden bir şut atabilecek miyiz odur. Aynen böyle 88. dakikada yaptığı yorum bu gazetenin. Fransa'nın önde gelen haber kanallarından France Info
Maviler Türkiye'de ağır yenilgi aldı diyor. Düşüş sert oldu ve iyi ki gruptan iki ekip çıkacak şeklinde de bir yorum yapmış. Yine ülkenin önde gelen gazetelerinden Le Figaro internet sayfasında maviler için soğuk duş, mantıklı bir mağlubiyet aldılar bu gece diyor. Biraz önce Lekip evet. gazetesini söyledim zaten. Maviler battı diyor o da ikinci bir haberinde. O da yine söylediğim gibi günün istatistiği şeklinde bir alt başlık yapmış. Oraya da sıfır rakamını koymuş. Fransa 90 dakikada kaleye isabet eden tek bir şut atamadı diyor. BFM TV ülkenin bir numaralı haber kanalı Fransa tarihinde ilk defa Türkiye'ye karşı kaybetti ve grupta kendisini zora soktu diyor. Şut çekemedi diyor yine bu kanalda. Le Parisien gazetesi güçsüz ve fikirsiz maviler Türkiye'de yenildiler diyor. Sosyal medyaya gelince sosyal medyada da tabii Fransız milli takım ve milli takım oyuncuları alay konusu olmuş durumdalar. Herkes birkaç gün önce bu milli takımın bütün oyuncuların, bugün sahada olan bütün oyuncuların ve teknik adam Didier Deschamps'ın bundan daha 3 gün önce Paris'te Cumhurbaşkanı Macron'un elinden Elize Sarayı'nda devletin en büyük onur nişanı olan Legion d'honneur aldığını hatırlatıyor ve Macron'un milli takıma, Fransız milli takımına uğursuzluk getirdiğini söylüyor. Böyle bir alay konusu oldular. Maç sonunda Fransız millilerle alay edilmekte. Fransa'da Ekim'de oynanacak Fransa Türkiye A milli müsabakası için biletler satışa çıktı mı şeklinde de herkes şimdi sosyal medyada birbirine sormakta. Bunun da altını çizeyim. Çok sayıda Evet, çok teşekkür ederiz Kayhan Karaca. Eminiz yarın da muhakkak bunun yankıları sürecektir. Almaya devam edeceğiz. Bir kısa ara vereceğiz. Aradan sonra devam edeceğiz. Türkiye'nin Fransa'yı 2-0 yendiği maçın ardından yaptığımız 90 artı özel yayında karşınızdayız. Artık son bölüme geldik ama bu zafer gecesini, o 90 dakikanın önemli anlarını gelin bir kez daha hatırlayalım. Konya'da A milli takım Fransa'yı konuk ediyor. Şenol Güneş yönetiminde Griezmann'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasındaki bu karambolde Fransızlar penaltı beklentisi içinde 30. dakika Cengiz Ünder ortaladı. Merih kafayla indirdi. Kaan Ayhan topu ağlara gönderdi. Türkiye Fransa karşısında 1-0 önde. Gol tekrar tekrar ekrana geliyor. Baskı var millilerden. İrfan Can ortaya çevirdi. Burak Yılmaz'ın vuruşu zayıf, kaleci Loris. Yine baskı. Burak Yılmaz bu kez sahnede. Dorukhan, onun pası Cengiz'e. Cengiz vurdu, topu ağlara gitti. 40. dakikada skor 2-0 oldu. Burak Yılmaz'ın müthiş çabası, Dorukhan'ın vizyonu, Cengiz Ünder'in son vuruşu. İlk yarıyı milliler 2-0 önde tamamladı Fransa karşısında. İkinci yarıda yine baskı sonucu elde edilen bir pozisyon. Burak Yılmaz gole çeviremedi. Kenan Karaman'ın kafa vuruşu Loris yakın mesafeden gole izin vermedi. 2-0'lık skora rağmen üst üste pozisyonlara giren taraf Fransa değil, Türkiye. Yine ceza sahası, yine Burak Yılmaz, yine sonuç çıkmadı. Türkiye Fransa'yı 2-0 mağlup etti. Ya hakikaten şimdi özeti bir daha seslendirirken... Hiçbir şey yok değil mi Fransa? Yok ya, zaten o, ben söyleyeyim mi? Sıfır isabetli şut Fransızları bitirdi. Yani bütün gazeteler, televizyonlar hepsi onun üstünden yürüyecekler elbette. Yani kusursuza yakın bir futbol. Canlı yayında hani üstü kapalı demiştim ya, Didier Deschamps'ın oyuncularına hani bizimkilerin kafa burada değil anlatmak istediği bu. Onu tokat yemiş. Onu tokat yemişiz diye zaten Fransız kanalındaki ilk aktif röportajda söylemişler. Orada net söylemiş.
Bu arada hocanın maç öncesi söylediğiyle maç sonrası söylediği arasında da fark yok. Yani onu da söyleyeyim. Genel yani, hoca. Tabii. Evet, aslında planlarda hesapma yok. Evet, doğru. Planlar da çok fazla değişmedi. Ben Yusuf Kenan'ın söylediklerine ek olarak şunu söyleyeyim. Yani İzlanda maçında ama şu değişti tabii bence. İzlanda'ya yenilmezsek yolu yarıladık arkadaşlar biz. Daha önceki hesap şöyleydi. Orada yenilmeyelim, burada yenelim. Hatta işi bitirelim noktasındaydı. Orada yenilmezsek işi bitiririz. İki yani. Maçta iki puan şimdi çok iyi diyorduk. Yenilmemek yeterli bizim yani, için. Yani. Şöyle söylüyorum. İzlanda ve Fransa haricindeki diğer takımları rakip, yani bizle birebir çekişecek rakip olarak görmediğim için söylüyorum. Onları kazanmamız lazım zaten. Tabii. Orada hata yapmadan. Olmazsa olmaz koşulsun. Şu an kazanırsak 6 puan fark oluyor. İkinciyiz zaten. Ya yani en kötü ikinciyiz. Tabii öyle bakmak lazım. Bu akşamı kazanırsak bir de bu galibiyetin üstüne doğru söylüyorsun. Yani. Kayhan hangi gazetenin başlığından bahsediyor? Neyse ki iki takım çıkıyor demiş. Ha evet. Yani. Şimdi burada yapılan her şey düzenli. Birinci goldeki duran top organizasyonu evet, onun... bizim yediğimiz gollerdi bunlar ya. Biz 90'lı yıllarda, 80'li yıllarda bu golleri biz yiyorduk. Özellikle evet. Bu golleri biz yiyorduk ve her zaman şey yapıyorduk. Ya bu adamlar nasıl hazırlanıyor, bizim savunmamız nasıl uyuyor diye. Diyorum ya yani golü seyrederken Martin Keown çeviriyor, Tony Adams vuruyor. Ve yani. Tesadüf de değil bu arada. Merih'in bir başka pozisyonu var. Merih'i mümkün olduğu kadar arka direğe kaçırmak ve bekle eşleştirme evet, fikrini iyi çalışmış milli takım. Bu konuda hani hem Cengiz'in ortası hem Meri'nin pası hem Kaan'ın kafa vuruşu ama nihayetinde bunun çalışılmış olması sevindirici. Evet. Yani bu bizim çalışmadığımız, bizim hep gol yediğimiz şeyler Fransa'ya karşı, dünya şampiyonu Fransa'ya karşı atmakta çok keyifliydi. Evet yıpranmış bir Fransa. Evet belki fazla konsantre değillerdi. Biz zaten 2'de 2 ile gelmişlerdi vesaire. Bir sürü şey söylenir. Evet Kante yoktu. O her neyse. Her şey tek yıl işte sendromu. Hepsi söylenebilir. Ama bugün Türkiye-Fransa maçını izlerken ilk dakikalar değil belki ama yani her dakika ilerledikçe hiç şu hissiyata kapıldınız mı? Eyvah gol yiyeceğiz. Eyvah bu maç şu Fransa hiçbir an bile bunu hissettirmemesi amili futbol takımının galibiyetten çok daha sağlam, değerli. Çok sağlamdı. Vallahi, bu kadar güçlü bir oyun aslında Yunanistan maçının ilk 20 dakikasında hissettim ben. Yani Yunanistan'ın bize rakip olamayacağını hissettikten sonra gelecek maçları da düşünerek o ilk yarım saatten sonra oyun gevşedi. Zaten 6-7 değişiklikle oyunun sonunda hocanın dediği gibi yani Şenol Hoca geldiğinden beri yediğimiz tek gol. Yunanistan maçının evet, duraklama evet, anında artık bitmiş bir maçın sonunda. Doğru. Yani o farkı çok iyi görüyoruz. Bence zaten Kaan, Merih yani biz uzun süre hücumda veya yaratıcı orta sahada değil hep savunmanın göbeğinde sıkıntı yaşadık. Yani işte en son Çağlar'a kadar işte Topal'ı orada kullanmaya kadar yani doğru, en iyi zamanlarımızda bile hep en büyük zafiyeti orada gösteriyorduk. Yani bu çocuklar sağlıklı ve bu uyumu daha üst bir seviye. Çünkü Kaan'ın kaçıncı golü oldu diye tartışıyoruz değil mi milli takımlarda? Böyle kafa serbest kalmış. Kafayla bu attığı kaçıncı gol? Yani bu ikiliği bizi bir adım önde bu yarışın içine soktu diye düşünüyorum. En büyük kalite farkını orada gösterdik. Bir kere yani hücumda bile bu ikili silah oldu. İşte gol. Merih çeviriyor, Kaan vuruyor veya dediği gibi Yusuf... Burak Yılmaz şimdi evet, röportaja geldi. Röportaja geldi. Hemen kameralarımızı Konya'ya çevirelim tekrar. Türkiye tarihinde ilk kez Fransa'yı yendi ve bunu iki golü bir galibiyetle evet, evet. Buradan başlayalım. Ne söylersin? Bugün öncelikle Konya halkına çok teşekkür ederiz. Bizi çok çok güzel desteklediler. Galip gelmek bugün bizim için çok güzel bir duygu. Tabii karşımızda dünyanın en iyi takımı var, dünyanın en iyi oyuncuları var. Bunu kabul ediyoruz ve buna saygı duyuyoruz ama üzerimizde A milli takım forması var. Sahaya çıkıp isyan etmemiz gerekiyordu. Biz bunu bugün başardığımızı düşünüyorum. Çok değerli oyuncularımız var. Dünyanın en iyi takımlarında oynayan oyuncularımız var. Dünyanın en iyi takımlarının istediği oyuncularımız var. Bugün onlar için bir meydan okuma olacaktı. Kendilerini hangi seviyede görmelerini gösterecekti bu maç. Ben hangi seviyede olduğunu gördüklerini düşünüyorum. Böyle zor dönemlerde ülkemize çok güzel bir sevinç yaşattığımızı düşünüyorum. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Burak, Didier Deschamps takımın genel olarak çok iyi oynadığını ifade etti. Bir takım oyunu ortaya koyduğunu söyledikten sonra bir oyuncu vardı, o da Burak Yılmaz. Etrafındaki organizasyonu ve takım arkadaşlarını çok yönlendirerek galibiyette önemli rol oynadı. Gol atmamasına rağmen tabii ki insanın kendisine yapılan övgüye cevap vermesi zordur ama sen ne söylersin?
Abi ben ne söyleyeyim şimdi ya? Bununla alakalı ne söyleyeyim? Takım kendisi... içerisindeki en azından sahadaki rolünden de... Ya, ben tabii ki de çok mutluyum. Her arkadaşım gibi takıma destek vermeye çalışıyorum. Gollerimle, oyunumla, mücadelemle. Eğer bunu yapabiliyorsam ne mutlu bana. Teşekkür ederim hepinize. Sağ olun abi. Sağ olun. Biz de sürenin sonuna geldik. Daha bu zafer üzerine çok konuşulur. Yani saatlerce program yapabiliriz. Milli takımı, Şenol Güneş'i, futbolcuları, bu zaferde, bu galibiyette emeği geçen herkesi tek tek tebrik ediyor ve teşekkür ediyoruz. Ve bu zaferlerin, bu galibiyetlerin devamını şimdiden diliyoruz, istiyoruz, talep ediyoruz milli takımdan. Yusuf Kenan, Murat Kosova teşekkürler. 90+'yı burada noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere.